Lanet gecesi var ya, o alçakların, o hainlerin görüntülerini seyrediyorsunuz. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker kılıklı teröristleri, kendi arkadaşlarını esir etmeye çalışıyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanı, şu gördüğünüz Kara Kuvvetleri Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından esir ediliyor. Yani kendi komutanlarına esir ediyor bu alçaklar, bu elikanlı katiller, bu namussuzlar. Bunlarda namus da yok. Bunlar kendi komutanlarını yerde yatırıyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, bakın, esir ediyorlar ya. Kendi arkadaş, kendi komutanlarını, kendi karargahını basıyor bu alçaklar. Kendi karargahını, kendi ordusunun karargahını basıyorlar. Bunlarda namus da yok. Namussuz bunlar. Niye? Namuslarına emanet edilen o üniformayla ve o silahlarla bunu yaptı bu alçaklar. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı Yunus Can, darbeciler tarafından böyle derdest edildi. Görüntüler, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı Genelkurmay karargahında kayıtlara geçti. Planlarının deşifre olması üzerine erken harekete geçen darbeciler 21.22'de karargaha giriş yaptı. Elleri tetikteydi. Bu arada korumalar neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kuvvet komutanlarını gözaltına almak için harekete geçen asker üniforması giymiş hainler kendilerine karşı koymak isteyenleri de engelledi. İşte o anlardan biri. Asker koridorda cuntacıları görünce telsizine davranmak istiyor. Ancak cuntacılar elindeki telsizi ve silahını tekmeleyerek ondan uzaklaştırıyor. Saat 21.23. Darbeciler koridorlarda ilerlemeye devam ediyor. Kendilerine müdahale etmek isteyen koruma müdürünü ise işte böyle engelliyor. Darbecilerin arasında olan sivil giyimli kişiler ise her karede var. Onları yönlendiriyor ve yol gösteriyorlar. Saatler 21.44'ü gösterdiğinde darbeciler üst düzey askerleri derdest etmeye başlıyor. Gözleri bağlanan, elleri kelepçelenen generaller Akıncı üssüne götürülmek üzere darbecilerin arasında ilerliyor. Onlardan biri de o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler. Darbeciler Yaşar Güler'in başına çuval geçiriyor. Aynı anlarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Subayı Yunus Can karargah binasına giriyor. Komutanlar içeri girer girmez sağa sola gizlenen darbeciler tarafından çembere alınıyor ve darp edilerek derdest ediliyor. Bu sırada kapıda olan koruma binbaşı Burak Akın darbecilere karşı koyuyor. Koruma müdürü olduğunu söyleyen Akın'ın arkasından yetişmeye çalışan darbeci asker ise tanımayız biz karşılığını veriyor. Binbaşı Akın koşarak karargah binasına girdiğinde Orgeneral Çolak ve Orgeneral İhsan Uyar'ın yere yatırıldığını, başlarında tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olduğunu görüyor. Duruma müdahale etmeye çalışan Akın'a ateş ediliyor. Piyade tüfeğiyle hem de defalarca. Bacağından vurulan Akın gazi oluyor. Akın ambulanstan sedyeyle indirilirken bir başka ambulansta durumu ağır olan timinde görevli Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ı görüyor. Doktorun kendisini doğrudan hastaneye sevk etmek istemesi üzerine binbaşı Akın durumunun iyi olduğunu, önce Aydın'ı götürmelerini istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma asubayı Bülent Aydın da o sırada şehit düşüyor. Tüm bu anlarda kamera kayıtlarına giren ve olayları organize eden bir kişi var. Bu kişi Genelkurmay Başkanı'nın eski emir asubayı Başçavuş Serhat Pasa'dan başkası değil. FETÖ'cü olduğu için ihraç edileceğini anlayınca darbe girişimi öncesi 27 Mayıs'ta emekli olan Serhat Pasa o sırada asker bile değil. Ancak Fethullahçı terör örgütünde önemli bir yeri olan emekli bir başçavuş subaylara, generallere talimatlar veriyor, darbecileri yönlendiriyor. Halen firari olan FETÖ'cü Serhat Pasa her yerde aranıyor. Saatler 22.10, yani darbe girişimi başlamış ve devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan isim Tümgeneral Mehmet Dişli. Dişli elinde telefonuyla koridorda görünüyor. 22.17'de ise komutanlar karargâhtan çıkarılıyor. Elleri arkadan kelepçeli ve gözleri bağlı. Sağ ve solda etkisiz hale getirilen askerler dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanlığından çıkarılan komutanlar 70 metre ilerledikten sonra helikoptere bindiriliyor ve Akıncılar üssüne götürülüyor.
Gördünüz. Dünden beri kendimde değilim. Şu an bile tüylerim diken diken. Görüyorsunuz. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı. Yere yatırılan adam Kara Kuvvetleri Komutanı. Onun yanındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı. Kendi askerleri tarafından esir ediliyorlar. Kendi ordusunun karargahını basıyor alçaklar. Asker kılıklı teröristler beynini, ruhunu, aklını Fethullah Gülen'e satmış namussuzlar bunlar. Namus da yok bunlarda. Namuslarına emanet edilen silahlarla yapıyorlar bunları. Gel o görüntülerde bir de sivil adam var. O da eski bir koruma astsubayıymış. Bak görüyor musun? Kendi arkadaşına yapıyor bunu. Eli tam teçhizatlı. Bakar mı tasarlayı düşmana yapıyor. PKK'lı teröriste yapıyor sanki şu muameleyi. Alçak, hain, eli kanlı katil sürüsü bunlar. Namussuz, bunlarda namus da yok. Bunların aile namusları, şerefleri de tartışmalı. Niye? Namuslarına emanet edilmiş silahlarla ve üniformalarla yapıyorlar bunları. Soruyorum size. Bunlar bu milletin evlatları olur. Ha şu bak şu. Bu zaten bu. Şuna bak şuna. Fethullahçı bu. Bu da orada sivil. O an asker bile değil, emekli olmuş. O gece oraya gelmiş. Olayları sekme idare ediyor. Assubay. Assubay binbaşıya, albaya, yarbaya emir veriyor. Soruyorum şimdi size. Bunlar bu milletin evlatları olabilir mi yahu? Dünden beri dengem bozuldu şu görüntüleri seyrettiğim için. Cumhurbaşkanının ailesiyle birlikte ele geçirip öldürmek istediler bu alçaklar. Türk milletini bombaladılar bunlar. Namuslarına emanet edilen silahlarla. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarını bilerek, isteyerek, planlayarak bombaladılar, öldürdüler. Orada da kendi arkadaşlarını o koruma, görüyorsunuz değil mi o koruma, yakın koruma, sivil kıyafetli adam şaşkınlık içerisinde çünkü teröristlere karşı eğitilmiş. Ama bak arkadaşları her gün selam verdiği arkadaşları kendi komutanlarına ele geçiriyor orada. Şaşırıyor adamlar. Tabii şaşırmayanlar da var da ama o tepkileri görüyor musunuz? Bunlar bu milletin evlatları olabilir mi yahu? Soruyorum size. Kimin çocukları bunlar? Bu Fethullah Gülen ve arkadaşları, eli kanlı katil sürüsü, alçaklar, hainler, şerefsizler ve namussuzlar. Kimin çocukları? Duyamıyorum, gelmiyor buraya sesiniz. Fethullah Gülen kendisi ve arkadaşları, eli kanlı katil sürüsü. Kimin çocukları? Ah, işte bunlar onlar.